Çorum Belediyesi'nin Kale Mahallesi'nde gerçekleştireceği kentsel dönüşüm çalışmasını ilgilendiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un gelişimine önemli katkılar sağlayacak bu kararın alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları çalışmalarda en büyük destekçileri olduğunu belirten Aşgın, "Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çalışmalarımızda, her projemizde bizlere en büyük desteği vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle önemli çalışmalara imza atıyoruz." dedi. Çorum'a yakışır bir şehircilik planı ortaya koyacaklarını ifade eden Aşgın, "Kale ve bölgesi şehrimize yakışır bir görünüme kavuşacak. Bu bölgede uygulayacağımız proje tamamlandığında tarihi Çorum Kalesi başta olmak üzere etrafını da cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi. Biliyorsunuz bizim Kale Mahallesi civarında Zafer Okulu'na doğru olan kısımda 95 dönümlük bir alanda bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı ve Şehircilik Bakanlığı'yla aşağı yukarı böyle bir 6 aydır görüşmelerimiz devam ediyor idi. Geçtiğimiz süre içerisinde tüm çalışmalarımızı tamamlamış, dosyamızı hazırlamış, Şehircilik Bakanlığı kısmında mutabık kalmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riski alanı olarak ilan etmesini ve orada dönüşümün başlayacağı o imzanın atılmasını heyecanla bekliyor idik. Sabah itibariyle beklenen imza gerçekleşti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kalede vaat ettiğimiz, sürekli ifade ettiğimiz, kaleden başlayıp Zafer Okulu'na kadar doğru gelen 95 dönümlük 9,5 hektarlık alandaki kentsel dönüşümün başlangıcı Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla başlamış oldu. Öncelikli olarak tüm hemşehrilerimize bu güzel gelişme, çok önemli gelişme, tarihi doku bakımından, şehrin merkezi bakımından hayati öneme haiz bu gelişmeyi müjdeliyorum, teşekkür ediyorum. Tabii burada tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Hakikaten biz bu heyecanla, bu aşkla çalışıyorsak, yorulmadan çalışıyorsak kendisini örnek alıyoruz. Onun izinde, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda şehrimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini hazırlayacak adımları onun gösterdiği hedeflerle izinden yürüyerek elhamdülillah sağlıyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerim adına, tüm Çorumlu kardeşlerim adına Sayın Cumhurbaşkanımıza en samimi, en kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle bu yürüyüş başımızda, önümüzde Cumhurbaşkanımız, arkasında ona inanmış kitleler ve hemşehrilerimiz, milletimiz ve bizler inşallah hep beraber o yürüyüşümüzü, kutlu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Tabii bu noktaya gelmesinde Sayın Valimizin, MKYK üyesi milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan vekilimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, il başkanımız Yusuf Ağlatçı, hepsinin de emekleri var. Ben huzurlarınızda hepsine de gönül dolusu yine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu müjdeyle biz başladık bugüne. Bu müjdeden dolayı da Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum.